Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde endüstri mühendisliğinin ve mühendisliğin olmazsa olmazlarından yalın üretimin endüstriyel gelişim sürecini, sanayi devrimlerini ve yalın üretim tarihinden bahsedeceğiz. İkinci bölüme hepiniz hoş geldiniz diyelim öncelikle. Şimdi bildiğiniz gibi yalın üretim öncelikle endüstriyel devrimlere ve sanayi devrimlerine bağlı gelişen bir metot. 1784 yıllarında ilk endüstriyel dokuma tezgahı üretilmesiyle biz aslında birinci sanayi devrimi başlamıştır diyebiliriz. Bu birinci aşamada su ve buhar enerjili mekanik üretim tesislerinin devreye girişiyle birlikte sanayi devrimleri, sanayi, endüstri, endüstriyel devrimler kavramları bizim hayatlarımıza girmeye başladı. 20. yüzyılın başlangıçlarına doğru ilk üretim hattı Cincinnati mezbahaları diye geçen endüstriyel devrim, ikinci sanayi devrimi, iş bölümüne dayalı elektrik enerjili kitlesel üretimin devreye girişiyle başlıyor. Üçüncü sanayi devrimi ise 1970'lerin başında ilk programlanabilir mantıksal denetleyici yani PLC'ler, Modicon 084-1969 yılında hayatımıza geliyor. Ve son olarak da Endüstri 4.0 dediğimiz 4. sanayi devrimi siber fiziksel sistemlere dayalı üretimin devreye girişiyle başlıyor. Zaman akışı bu şekilde. Şimdi Endüstri 1.0'dan başlayalım. İlk sanayi devrimi 1760'lı yıllarda başlayıp 1830'lara kadar devam eden süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte genel olarak üretim el ve beden emeğinden makine gücüne doğru bir evrim geçirmiştir. Nitelik ve nicelik yönünden artış gösteren makineler buhar gücüyle işlev kazanmışlardır. Burada şeyi düşünebiliriz arkadaşlar. İlk tren yollarını düşünebiliriz. Aklımıza bunu getirebiliriz. İlk trenler bildiğiniz gibi kömür ve buhar gücüyle çalışmaktaydı. Bu da ona benzer bir enerji metoduydu. İlgili süreçte aynı zamanda odun ve biyoyakıt yerine kömürün kullanılmaya başlanması makinelerin daha da yaygınlaşmalarını sağladı. Makineler hayatımıza girmeye başladı diyebiliriz. Endüstri 2.0'a gelecek olursak, sanayi devrimin kapsamında üretimin mekanikleşmesinden bir süre sonra 1840'lı yıllardan itibaren teknolojinin daha da ilerlemesiyle ikinci sanayi devriminin temelleri atılmaya başlandı. Bu bağlamda genel olarak 1840-1870 dönemini kapsayan bu süreç teknoloji devrimi olarak da literatürde geçmektedir. Teknoloji devrimi diye aklınıza geldiğinde Endüstri 2.0 yani ikinci sanayi devrimi aklınıza gelebilir. İkinci sanayi devriminin bir diğer önemli özelliği de elektrik teknolojisinin gelişmesi ve üretim hatlarında kullanılmaya başlanmasıdır. Buna bir altını çizmek istiyorum. Elektrik teknolojisinin gelişmesi ve üretim hatlarında kullanmaya başlanmasıdır. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Buhar gücünden çok daha güçlü olan bu yeni ve üstün teknoloji, makinelerin daha çok gelişmesine ve üretimin büyük oranda artmasına yardımcı olmuştur. Böylece dünya seri üretim kavramıyla tanışmıştır. Yani seri üretim kavramı Endüstri 2.0'la birlikte hayatımıza giriyor. İkinci sanayi devriminden sonra artık kitlesel üretim yani seri üretim yapmaya başlıyoruz. Söz konusu dönemde seri üretimin en bilinen ve çarpıcı örneklerinden biri Henry Ford'un Ford Motor şirketi olmuştur. Ford Motor ikinci sanayi devrimine öncülük etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Ham madde olarak demir ve çeliğin yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandığı ve ağır sanayinin geliştiği ikinci sanayi devriminin dünyadaki ana yürütücüleri İngiltere, Almanya, Amerika ve Japonya olmuştur. Endüstri 3.0'a gelecek olursak 20. yüzyılın ilk yarısı iki büyük dünya savaşıyla ve ülke sınırlarının alt üst olmasıyla şekillenmiş ve sanayileşme ile teknolojik ilerleme anlamında önceki dönemlere kıyasla yavaşlama ortaya çıkmıştır. Bildiğiniz üzere bu tarihler arasında
Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı oluyor. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Avrupa ekonomik olarak güçsüz duruma düştüğü için savaştan çıkan bir yorgun Avrupa özellikle sanayilere ve sanayi gücüne yatırım yapmakta biraz zorlanıyor. Ama tabii ki bu savaşın geçici yani geçmesi için de paraya ihtiyaç var, sanayiye ihtiyaç var, üretime ihtiyaç var. Üretim olmadan da para kazanılmıyor. Bu yüzden sonra tekrardan savaştan sonra bir dönem kendilerini toparladıktan sonra tekrardan sanayiye ve sanayileşme sürecine katkı sağlamaya devam ediyorlar. Bu duranlıkta savaşlar kadar pek çok ülkede özellikle ilk iki devrim sürecinde sanayileşmiş olan ülkelerde yıkıcı etkiler yaratan 1929 küresel krizi gibi olumsuz ekonomik gelişmelerde rol oynuyor. Üçüncü sanayi devriminde ortaya çıkaran bir diğer önemli gelişme süper bilgisayarlarla birlikte iletişim teknolojilerinin gelişmesidir. Üretim süreçlerinde bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin kullanılmaya başlanması çok daha küçük mekanik ve pratik ürünlerin gündelik hayata girmesini sağladı. Öyle ki bu süreçte makineler iş hayatında olduğu gibi gündelik hayata da hakim olmaya başlamış. Böylece beden gücüne duyulan gereksinim kişisel yaşam içerisinde de ortadan kalkmaya başlamıştır. Yani artık bu küçük küçük makinelerin hayatımıza girmesiyle bu makineleşme sürecini sadece sanayilerde değil, normal günlük hayatımızda da kullanmaya başlıyoruz. Ve Endüstri 4.0 son sanayi devrimi olarak bilinir şu anda. Güncel sanayi devrimi olarak Endüstri 4.0'ı yaşıyoruz ve onu geliştirmeye çalışıyoruz. Endüstri 5.0'a doğru ilerliyoruz. Dördüncü sanayi devrimi sanayide genel olarak makinelerin insan gücüne gerek kalmaksızın arkadaşlar kendilerini ve üretim süreçlerini yönetmeye başlamalarıyla ortaya çıkmıştır. Makineler bu üst düzey güncel yapılarını bilgisayar, iletişim ve internet teknolojilerinin harmanlanmasıyla ortaya çıkan karma bir teknolojiye borçludurlar. Yani burada bilgisayarlar önemli düzeyde etki yaratıyor. İletişimden kastımız bilgisayarlar ve diğer sinyallerle birbirlerinin haberleşmesi. Örneğin üretim bandında üretim adetlerinin sayılması bile bir Endüstri 4.0 faaliyetidir otomatik olarak. Çünkü oradan bir sinyal alması gerekir, bir iletişim olması gerekir ve bunu bir çıktı olarak bir yere kaydetmesi gerekir. Bu yüzden internet teknolojileri, iletişim ve bilgisayarlar Endüstri 4.0'ın olmazsa olmazlarıdır arkadaşlar. Endüstri 4.0 aynı zamanda nesnelerin interneti kavramıyla da anılmaktadır. İleri düzeyde gelişmiş yapı neredeyse üretim gerçekleştiren bir fabrikanın kendi kendini yönetebilmesine kadar uzanmıştır. Dördüncü sanayi devrimi ya da diğer sık kullanılan adıyla Endüstri 4.0 ilk kez 2011 yılında Hannover Fuarı'nda dile getirildi. Fuara katılan uzmanlar tarafından bilişim çağının modern yüzünün üretim süreçlerine yepyeni bir boyut kazandırdığı ve yeni bir sanayi devriminin yaşanmakta olduğunu ifade etmişlerdir. Almanya hükümeti dile getirilen bu görüşleri yeni bir sanayi stratejisi olarak ele almasıyla dördüncü sanayi devrimi de kavramsal olmaktan öte resmi bir nitelik kazanmıştır. Şimdi gelelim yalın üretim tarihine. Bugün bizim yalın üretim diye adlandırdığımız üretim ve yönetim sisteminin temel ilkeleri ilk kez 1950 yıllarında Toyota ailesinin bireylerinden mühendis olan Eiji Toyota ve beraber çalıştığı deha mühendis Taichi Ohno'nun öncülüğünde Japon firmasında atılmıştır. Bu isimleri özellikle endüstri mühendisi kurucularında büyük önde gelen metotlarda işte gelişim metotlarında sürekli geliştirme metotlarında bu iki ismi öncü olarak görebilirsiniz. Bu ikili Eiji Toyoda'nın 1950'de Ford firmasını incelemek üzere Amerika'ya yaptığı gezisinde edindiği bilgilerin ışığında Ford'un 100 yılın başlarından itibaren öncülük ettiği kitle üretim sisteminin Japonya için hiç de uygun olmadığına karar veriyor. Bu karar yepyeni bir üretim ve yönetim anlayışının ilk adımlarının atılmasına yol açıyor. 1950'li yıllarda Toyota Production System olarak dile getiriliyor.
Toyota Production System gelişerek 1985 ve 2000'li yıllar arasında yalın üretim, yani Lean Manufacturing adıyla günümüze kadar ulaşıyor. Günümüzde ise Lean Manufacturing tabii ki devam etmekte olup artık World Class Manufacturing dediğimiz dünya klasında üretim anlayışına doğru evrilmeye başlamıştır.